Bu dersimizde HTML5 ile birlikte gelen video ve audio desteğini nasıl kontrol ederiz bu konuyu inceleyeceğiz. Audio veya video desteğini kontrol edebilmek için JavaScript içerisinde bir if kontrol yapmamız gerekecek. Bunun için öncelikle script takımızı oluşturuyoruz. Takımızı kapattık. Direkt olarak if'i hemen yazmaya başlayalım. Yukarıdaki parantezi bize düzeltelim. If'in içerisine yazacağımız bir kontrol var. Bu kontrolü hemen yazmaya başlayalım. Öncelikle can play type stringi standart olarak kullanılan sabit bir string. İçerisinde document'ın içerisinde bir tane video elementi oluşturmaya çalışacağız. Bu video elementi oluşturulduktan sonra eğer if'in içerisine girilirse ki video elementi oluşturuldu e, kısmını anlayacağız. Oluşturulabiliyorsa mutlaka destek veriliyor anlamında e, yorumladıktan sonra create elementi yazalım sonra bahsettiğimiz yapıyı yorumlayalım. Eğer if'in içerisine girdikten sonra document içerisinde bir tane video elementi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu video elementin içerisinde çalacak olan video play type'larını, çalma type'larını yani video player'ı destekledikten sonra direkt if'in içerisine girecek. If'in içerisine girmesi demek video desteğinin olduğu anlamına gelir. Video desteği var. Şimdi testimizi yaparak var mı yok mu bunun kontrolünü yapalım. Chrome ile preview yapalım. Gördüğünüz gibi şu anda Chrome içerisinde video desteği bulunuyor. Safari ile kontrolümüzü yapalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir mesaj almadık. Else olarak video desteğinin bulunmadığını mesajını almaya çalışalım. Alert'ın bir kopyasını alıp buraya yok yazalım. Tekrar Safari'de testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi Safari'de şu anda video desteği bulunmuyor kullandığımız Safari'nin içerisinde. Video desteğini bu şekilde kontrol edebiliriz. Aynı şekilde audio desteğini de kontrol etmemiz mümkün. Tekrar bir if oluşturalım. Çünkü browser'da eğer audio player veya video player kullanacaksanız mutlaka bunun desteğinin olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Eğer destek varsa sorun yok. Desteğini, desteği yoksa, ilgili browser içerisinde destek yoksa buna göre kullanıcıyı yönlendirmeniz gerekecek ki siteniz düzgün bir şekilde kullanıcı sitenizi düzgün bir şekilde kullanabilsin. Yine can play type stringini bir create Element olacak. Bu elementin içerisinde audio olarak kontrol edeceğiz. Eğer if'in içerisi çalışmışsa desteği var. Tekrar kontrolümüzü yapalım. Chrome ile kontrolümüzü yapalım. Video desteği var. Okey. Audio desteği var. Bu şekilde yapacağımız Siteler içerisinde video veya audio kullanacaksak HTML için HTML5 ile birlikte gelen bu elementleri kullanacaksak mutlaka bu kontrolleri yapmamız gerekecek. Bu kontrolleri yaptıktan sonra eğer destekliyorsa herhangi bir sorun yok biraz önce söylediğim gibi. Eğer desteklemiyor ise kullanıcıyı sitenizde düzgün gezinti yapabilmesi için veya göstermek istediğiniz videoyu gösterebilmesi için farklı bir yol denemeniz gerekecek.